Merhaba, saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyun severler, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben Özgür Demir. GTA 5'e hikaye moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Michael karakterini canlandırıyoruz şu anda. Görev için gitmemiz gereken yerler var. Oraya gidelim. Şuradan bir çıkayım şöyle, güzelce. Kamera açımı da şu şekilde alayım. Biraz daha yakın olsun. Evet. Sanırım bu araba Audi'nin arabası. Bu markanın şeyi var. Logosuna benziyor. Şuradan bir inelim. Şu köşede bir duralım şöyle bir. Şu araba da çok güzelmiş. Neyse şimdi görevimiz ne bizim? Hayır, bombası değil. Mesaj. Ekipmanın yerini belirlemeye çalışıyorum. Mücevher alışverişine gitmemiz için biraz zaman gerekecek. Emekliliğinin son demlerini ailenle geçirsen iyi olur. Dur bakayım. Lester'ı bir arayalım bakalım. Lester. Yani I don't listen mesajdan to my dinleyelim. messages, but Tamam. 2 saate bir LX transfer olan akaryakıt makinesini gasp et. Aracın yolunu kes ve çal. Veya patlatıp yakıtı al diyor. Şimdi görevlerimiz ne? HS diyor. HS'lere bir gidelim bakalım. Şu klasiklere de bayılıyorum arkadaşlar. Hey, it's Bu Lester. arada I don't listen to my messages, siz but nasılsınız I probably arkadaşlar? listen to Haliniz, yours. keyfiniz Do nasıl? with that as you Okul nasıl will. gidiyor? İş nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Beni soracak olursanız da çok şükür Allah'a, çok şükür iyiyiz. Halimiz, keyfimiz iyi. Aslında şuradan bir dönüş yapayım şöyle. HS. Bir de soru işareti var. Arabayı değiştir. Böyle kaza yapmadan düzgünce gideceğim. Yani kurallara uyarak gideceğim ama kırmızı ışıklarda mecburen geçmem gerekiyor. Çünkü birçok yerde kırmızı ışık var. Gördüğünüz gibi sanki her yerde hiç geçit yokmuş gibi ama şu bayanın sürdüğü arabayı almam. Ama şu klasiği alırım. Şu klasik gerçekten güzelmiş. Nasıl parlıyor baksanıza. Efsane bir araba ya. Camlarını kırmak istemezdim ama mecbur kaldık. Şu müziği bir kapat. Şöyle bir ağır ağır şuradan şöyle. Nasıl parlıyor ya, rengine bakar mısınız? 55 55 olması lazım. 55 Chevrolet Bel Air. Şurada bir şey var. Anlıyorum. Hırsıza odaklanman için R tuşuna bas. Hırsızlık mı yapıyor adam? Dur, şu hanımefendinin cüzdanını verelim. 500'a çalınmış bir röya ele geçirildiğini elinizde tutabilir veya ödül için verebilirsiniz diyor. Gidelim şu hanımefendiye cüzdanını teslim edelim artık kim şey yaptıysa. Hırsızlık dünyadaki en kötü, en pislik suçlardan bir tanesi. Düşünsenize kendi üstünüzde hissedin. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir şeyiniz çalınıyor, sizden alınıyor, gasp ediliyor. O yüzden hırsıza verilebilecek en büyük ceza gördüğünüz gibi o. Şu adama bir yardım edelim. Cüzdanını teslim edelim. All yours. You Hepsi rock, senindir. bro. Süpersin kardeşim, See, this gördüm is what işte it's bahsettiğim about. şey bu. Community. Toplumsal dayanışma. Güzel bir... Evet. Evet diyelim. Bunu bir kaydedelim bu bölümü. Şuradan bir geçelim artık. Şimdi görev... Bunu bu ses nereden? Ya bu arada var ya arkadaşlar, ben GTA'nın bütün oyunlarını oynadım. GTA 4'teki, bakın GTA 4 diyorum. GTA 4'teki fizik gerçekten çok muhteşemdi. Ama GTA 5'in de görüntüsü çok çok iyi. GTA 4'te biraz böyle bir grimsi bir hava vardı. Sarımsı böyle bir. Ondan sonra bazı şeyler çok net değildi ama GTA 5 gerçekten olağanüstü bir grafiklere sahip ve oldukça iyi bir netliği var. GTA 5 gerçekten dünya çapında çok başarılı
elde etmiş. Efsane oyunlardan bir tanesi. Eminim ki herkes GTA'dan bir oyununu oynamıştır. Yani kime sorsanız GTA Vice diye veya GTA San Andreas'ı bilir. Karakterlerini bilir. GTA o yüzden çok efsane bir oyun. Şöyle bir köşeye geçelim. Şimdi kafamızda planımızı, programımızı belirleyelim. Günlük hayatta olduğu gibi hani mesela gündüz uyanırız. İşe gideceksek hazırlanırız. Yapacağımız işler varsa onları hallederiz. Şimdi şu kamyonlardan birini soy mu diyor. HS diyor. Bak HS'ye bir gidelim bakalım. Hareket eden bir şey var. HS'ye bir gidelim bakalım. Ha, tamam. Bu ne? Ulaşmak için kapılar kırıyor ya da minibüsü patlat. Bu müzik kendiliğinden geliyor. O yüzden hava da ağır ağır aydınlanıyor. Şimdi ben bu aracı polise ona eşlik ediyor tabii ki ona dikkat etmem lazım. Bakalım polis gittiği zaman ona güzel bir şey yapmam lazım benim. Şu müziği bir kapat. Müziği kapatmamdaki sebep hemen bir şey yapması. Tamam gitti. Dur uygun bir zamanda ben ona köşeye çekeyim. Hayır. İstediğim sonucu alamadım. Artık polisler de işin içine girdi. Git bakalım. Dur bakayım dur. Lan. Bombayı o kadar elimizde tutarsak tabii patlarız yani. Yeniden dene. Neyse çayımdan bir yudum alayım. Oraya daldım ben de zaten. Ha iyi buradan başladım iyi oldu ya. HS oraya mı gideceğim? Müzikler güzel ama. Normal, normal oynadığımda dinlemem lazım. Kardeşim git git. Lan nasıl bir şeymiş bu ya? Bütün araba ben yapacağım biliyorum sen dur. Kullandığımız fazla elinde tutma bombayı gün. Kaç 21 tane var. Şunu bir paketleseydim. Arkadaki yansımayı falan çok güzel yapmışlar. Dur dayı dur 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 dur. Polislerden kurtul. Tamam bu ikisini aldım. Şu arabayı da değiştirmem lazım. Hemen bas. Gidin ben size bir şey yapmak istemiyorum. Polislerden kurtul. Hızlı bir şekilde görevimize devam edelim. Oo, bayağı hızlı giriyor polis. Bizi havaya aşağı düşürdü baksana. İki hızdan aranmamız var. Polis üstümüze geliyor. Şöyle bir manevra yapacağım. O da oradan. Tamam. Burada bir kamera şeyi vardı bizim ya. Heh. Film gibi oldu var ya şu sahne.
Ağır ağır kurtulacağız polislerden de. Buradan benzin mi çıkartıyorlar? Ne yapıyorlar? Şuradan aşağı in. Oradan geçemeyeceğim sanırım. Arabanın boyası nasıl attı tepedeki boya? Sağdan soldan her yerden polis giriyor. Tamam, görevimizi tamamladık. BZ el bombaları giyim fabrikasına bırak diyor. Şimdi düzgünce bir arabayı süreceğim. Şu arabayı bir bırakayım. Düzgün güzel bir araba alayım. Düzgün bir araba aldıktan sonra görevime böyle güzelce sakin sakin devam ediyorum. Şu arabada böyle bir şunu süreyim ya. Şirin bir şey. Şu şeye benziyor. Golf. Onlara benziyor. Grafikler muazzam, onu söyleyeyim. Gerçekten oyunun grafikleri çok çok başarılı. Şöyle bir yakın uzak bir yandan al. İçi, arabanın içi. Kayıt yaparken de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok yüksek olarak kayıt yapıyorum. YouTube'a yüklerken de yüksek dosyalarla yüklüyorum. Yani oyunu siz kaliteli izleyin diye, en ince ayrıntısına kadar izleyin diye şey yapmıyorum. Hani renderlamıyorum veya dosya boyutunu düşürmüyorum. Özellikle bekliyorum ki, hani bazen tamam YouTube'a yüklemesi çok uzun sürüyor ama şunu biliyorum ki insanlar kaliteli ve güzel görüntüyü izlemek istiyorlar. Yoksa hani atıyorlar mesela 720p atıyorlar, 1280x720p çözünürlükte. Çözünürlük düşük, görüntü böyle çamur gibi, bulanık, hiçbir şey keyif alamıyorsunuz. Yani hiç güzel olmuyor. Hani oyun videosu çekecek olanlara da tavsiyem. Hep soruyorlar bana, abi oyun videolarını nasıl çekiyorsun, neyle, hangi programla çekiyorsun falan diye. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hangi programlar çekerseniz çekin, birçok program var ama yüksek kalitede çekmeye çalışın arkadaşlar. Sesiniz kaliteli gelsin, görüntü kaliteli olsun. O zaman izleyici de keyif alır ve bu işteki en önemli şeylerden bir tanesi de güzel sohbet, güzel muhabbet. Yani oyuna böyle dalıp da şey yapmak olmuyor. Böyle güzel sohbet etmek her zaman iyi. Çantayı aldık. Açıdan dursun. Geldik ofis. Buraya mı geçeceğiz? Çantayı bırakmak için E tuşuna bas. Görev başarılı. BZ gaz bombaları. Devam. Planları görüntülemek için E tuşuna bas. Yakınlaştırma 3 tane. Karimden sürücü, sürüş yeteneği, soğukkanlılık, araç seçimi, pay. %8 pay alıyormuş. Yetenekleri belli, uzmanlık alanı sürücü. Tetikçiye bakalım. Tetikçi normal records. Uzmanlık alanı tetikçi, yetenekler, maksimum sağlık, isabetlilik, atış oranı, silah seçimi, pay. %7. Uzmanlık alanı korsan %15 ilk pay alacak. Erişim hızı. Bunlar tabii ki çok önemli arkadaşlar. Şeydeki gibi, büyük hesaplaşma filmi vardı ya, Robert De Niro ile Al Pacino'nun bir soygun yapıyorlardı hani. Oradaki gibi düşünün. A yüksek, B zeki. Zeki diyor bence. Yüksek yaklaşım. Tünel diyor. Tüneldeki bazı noktalar var. Güvenliği değerlendir. İç kısmı, fotoğrafları. Yaklaşımı kararlaştır. Ekip seçimi, imha edici ekipman al. İmha edici ekipman al. Bir tek şey kalmış. İmha edici ekipman almak kalmış geriye. Tamam de. Şöyle yapalım. Lester aranıyor. Oh Les, kendimize iyi geceler. Bazı gazı edindik diyor. Ha güzel, böcek ilaçlama. Geçmeye hazır oluyor. Ha böcek hallediyorum. Böcek ilaçlama otobüsü. Ne ihtiyacımız var? Peki ne yapacağız? Böcek ilaçlama otobüsünü alacağız. Ya şu oyunun her şeyi güzel ya. Her şeyi böyle var ya. Şuna bak. Hayır hayır hayır, öyle bir şey. Kesinlikle. Böyle bir hareket.
şöyle geç. Şu arabayı da değiştireyim şöyle. Baba bir araba alalım. Ya, ağır böyle. Mafya babalarının minni arabadan alalım şöyle. Güzel bir araba. Müziği değiştirmeyecektim ya. Değiştirmek zorundayım. Şimdi yine bir klasik gördüm orada dayanamadım var ya. Dur. Birader dur bir ya. Polis var mı etrafta? Biraz. Şuradan bir gidelim bakalım. Hız göstergeleri. Evet, etrafımıza bakalım. Klasik bir Chevrolet Belair. 1955 model bir arabamıza bindik. Yola koyulduk ve gidiyoruz. Böyle süreceğim arabayı. Şimdi soru işaretleri var. Soru işaretlerine gitsem mi ki? Eve mi gideceğim? Nereye gitmem lazım benim? Önce açıklama diyor. Onu bir geçeyim. Böyle de kaza yapacağız ha. Maserati'ydi herhalde o gördüğüm. Şöyle bir geçelim. Soru işareti olan yere bir gidelim mi? Ha? Ya da göreve mi odaklanalım? HS diyor. HS'ye gitsek. HS nerede? Buradaki. Gideceğiz. Envanter diyor. Gözlük. Ha. Yok gözlüğe gerek yok ya. Ona da gerek yok. Şimdi envanter. Uzat. Uzat. Şimdi HS. Soru işareti var. Şunlar var. Şu neymiş? Onu geç şimdi. Buradan hızlı olalım. Biraz hızlanalım. TS var. TS. Varış noktası. ES var, TS var, soru işaretleri var. Karakter mi değiştirsek ki? Soru işaretlerine bir gideceğim. Ama ilk önce HS noktasına gideceğim. Hızlı bir şekilde gideyim. Vay be. Sağa sola bakalım da tren yoluna dikkat etmek gerekiyor. HS'ye doğru gideceğiz biz. Tam bir klasik araba. HS'ye doğru hızlı bir şekilde gitsem aslında motor sürsem daha iyi değil mi? Hayır pardon, pardon, pardon çok özür dilerim. Hah iyi bir şey olmadı. Yani ölmedi anlamda. Birader önüne baksana. Orada bir polis. HS'ye doğru gidiyorum. Hızlı bir şekilde gideceğim. Burada çetelerin mekanı var ha. Of 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 of. Çeteler çıkıyor bak. Buraya dikkat edeceksin arkadaşlar. Yoksa bak ortalık karıştı. Çetelerin mekanı ya orası. Bak peşime geliyorlar.
Oo, fena sıkıyorlarım bu. Bunlardan uzaklaşalım yoksa sıkıntı yani. Şu HS'nin olduğu yer nereden? Şuradan geçebiliyor mu? Neredeyse buradan geçecek. Şuradan geçeyim ya. Oo, şu müziği bir değiştir. Gizli yer değil mi burası? O nereye çıkıyordu? Tren yoluna mı çıkıyordu burası? Şuradan bir geçelim bakalım nereye gideceğiz. HS burada. Buraya buradan bu şekilde geçemiyorum. İzin vermiyorlar demek ki. Biz de bir yolunu bulup şuradan geçeriz. Ha, minibüsü çalacağım, teslim et diyor. Minibüs içeride mi? Zehirli maddeler var efendim, burada duramazsınız diyor. Nasıl yapacağız? To bribe inspectors. Check. Roaches, silverfish, red ants. Check, check, and check. Kamyoneti alacağım. Bunlara gözükmeden buradan çıkmam lazım. Şuradan şöyle sakince gideyim. Burada böyle bir iş yapıyorlar demek ki. Ya açık dünya oyunu dediğin zaman Rockstar gerçekten en babasını yapıyor zaten. Buradan çıkmam lazım benim, değil mi? Şuradan şöyle bir döneyim. Telefon mu çalıyor? Müzik çalıyor. Bookstar. Bookstars. Hadi bakalım. Bayağı bir mesafemiz var demek ki. O zaman buradan gidelim. Şu anda oyun oynarken şu aklınıza giriyor değil mi arkadaşlar? Benim şurada bir hatıram var. Şurada belki işte görev yaptınız, bir yerleri gezdiniz veya arkadaşınızla oturuyordunuz, hadi bugün GTA oynayalım dediniz. İnsanın aklına o kadar çok şey geliyor ki, yani bu oyunla ilgili çok hatıranız vardır eminim ki. Benim de çok hatıram var çünkü. Güzel günlerde, gerçekten güzel günlerde eskiden. Ne günlerdi?
Boyacıya niye? Boyacıya mı götüreceğiz biz bunu? Ha şuraya. Mekana geldik yine. Kurşun yemişiz bak. Lester, Goca ilaçlama minibüsünü aldım. İhtiyacımız olan her şey tamam. O halde depoya gel ve bu işe koyulalım. Evet, büyük soygun. Efsane büyük soyguna başlıyoruz GTA'da. Pekala, neden burada olduğumuzu biliyorsunuz. Yapılacak bir vurgunumuz var. Plan basit. Zekice. Lester'ı dinlerseniz, size verdiği bilgilere kulak kabartırsanız buradan bir servet kaldırabilirsiniz. İşler yoluna gitmezse yapacağınızı biliyorsunuz. Böyle bir şey planlanmadı. Birbirimizi tanımıyoruz. Soygun sırasında oradaydık ve nefsi müdafaa. Her şey tam orada. Alarm sistemini halletmek basit. İşler benim yerime icabına kendim de bakabilirim. Ama sen de bize yeteri kadar zaman kazandıracaksın. Ne kadar süre kazandıracaksın? Yapacağın işin kalitesine bağlı. Şimdi alarm kapatıldığında sen Michael'a haber vereceksin. O da alarmı yapacak. İşler yolunda. Çatıdaki hava çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Altyazı. Acele etmeden halledeceğiz. Böyle sakin bir şekilde görevimizi yerine getireceğiz. Hızlı hareket edeceğiz. Sorusu olan yok mu? Gidelim diyor. Frank, sen benimlesin. Kesin oldu, kamyondasın. Tamam, hadi göreve başlayalım o zaman. Arabaya bin. Bu işi güzelce halledeceğim, profesyonel bir şekilde. Bu neydi? Kedi mi yavrum? Mücevher mağazasına git. Bunlar da bu arabaya binecek. Biz de buradan gideceğiz. Hocam bana bu yüzden ödeme yapıyoruz. Lan! İşte oyunun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Sana inanıyorum. Tamam. So I'd improve myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Radyoyu kapat. Good. I got enough shit to worry about. Look, man. If you're nervous about being back at work, eğer döndü endişem bu heyecanı gizlemem diyor. Şu da eski Mercedes'lere benziyor. Eski kazan Mercedes'ler var. Böyle ağır ağır giderim ya. Yeah, pretty low rent. I shelled out for a good hacker, so we should have some time inside the store. But the guy I'm in there with. Alt yazıyı okumayı size bırakıyorum arkadaşlar. Şuradan geçen ekip. Hayları değişmez. Ekip elemanlarını kullandıkça yetenekleri gelişir. Payları değişmez diyor. Şimdi ağır ağır oraya doğru ilerliyoruz. Kamera açımı şöyle alayım. Ben ona bakınca o da bana bakıyor. Bence GTA'nın bir sonraki oyunu çok çok efsane olacak. Hani GTA 6 nasıl olur ki? Ben o zaman diyorum GTA 4'ü bitirdiydim. Nico karakteri vardı ya. Nico Bellic. Demiştim ki hiç unutmuyorum. Sene 2009 bak. Şimdi 2019 yılındayız. Gene GTA 5'i oynuyorum. O zaman 2009'da oyunu bitirdiydim. Dedim ki nasıl olur ki GTA 5 acaba dediydim. Hiç unutmuyorum. Zaman ne çabuk geçiyor ya. 10 yıl geçmiş üstünde. Buradan şöyle geçeyim. Pekala işte burada. Çatıya çıkmak için şurada bir yol olacak. Dostum bunu konuşmuştuk biliyorum. Her şey normal gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi. Hmm.
Hanımefendi geçsin. Bak şurada. All right, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. Çatıya çık. Hızlı olalım, şöyle etrafımızı inceleyelim, ne var ne yok. Etrafımıza baktık, silahımız, milahımız. Excuse me, exterminator. Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. Abi, işimize gelir. Çatıya çık diyor, ya doğru. İşimize gelir ortalık. Sakin, böyle kimseler yok. Böyle olması bizim için daha iyi. Hem en azından görgü tanığı olmaz, hem etrafımızda kimselerin olmaması bizim için daha muhteşem bir şey. Dağılın lan buradan diyor, kuşa seslendi. Şuradan bir geçelim, hemen karşıya fırlayalım. Kırmızı şeyi de giymiş, tulumu. Frank. Mücevher mağazası soygunu, özel yetenek, kondisyon, silah yeteneği, güç, gizlilik, uçuş yeteneği, sürüş yeteneği, akciğer kapasitesi. Karakterimiz. Devam et şuradan. Şuradan geçeceğiz. Neredeyse geldim. Seni bekliyoruz, yerimizdeyiz diyor. Neredeymiş bu ya? Bura mı? Şunun üstüne mi çıkacağım ben yoksa? Ha. Burası. Of. Lan 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 lan. Affedersiniz arkadaşlar. Çok hızlı gitti bir anda ya. Dur bakayım. Nereye atacağım bunu? Shit, I overcooked. Al bakalım. That was it. They going out. Do you love her? Well, I love her a lot. I wasn't thinking it was. Think about it like this. I mean, I always say that. I told them to fix that goddamn AC. What's going on? Oh. Oo. Tam büyük hesaplaşma ha. Var ya. Efsane olmuş. Hadi hepsini alın. Al 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 hepsini al, hepsini topla. En pahalılar neredeyse, onları alayım ben. Polisler geliyor. Şunları geç abi, en güzel en pahalılar nerede? Kolyeler var şurada. Daha kaliteli. Gücük değil, şuradaki ne var? Saniye. Keep moving. Get in there, shit. Keep it up. These hands were built for delicate work. Yeah, baby, we got it all. Let's go, let's go. Var mı başka alacağımız bir şey? Her şeyi aldım. 20 seconds. Bu ne? Dur bakayım. Don't show for the last time. Move it. Now get the fuck out my face. Oh. You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one. Onlar gibi unutsan iyi edersin diyor. Go. Evde görüşürüz git diyor. Hadi gidelim. Kibi takip et. Polisler de peşimizde olacak tabii ki. Hey, ain't the driver meant to be telling us where to go? Oh. Büyük hesaplaşma arkadaşlar.
Efsane bir soygun oldu. Soygunu bitirdik. Şimdi mücevherleri topladık. Altınları, yüzükleri, kolyeleri hepsini. Polisler de peşimizde ama. Hop. Hop hop hop. G crashed his bike, man. That's what happens when you working with fools. Çeteyi kaybediyoruz. Adam çok kötü vuruldu be. Ne oluyor ya? Devam et. Evet, evet, evet. Bekle, çantayı düşürdüm diyor. Şoför olarak işe aldığını biliyorsun değil mi? Hani böyle gidecektim. Umarım haklısındır. Onu mu takip edeceğim? Bu işte biz. Buradan bir çıkalım bir an önce. Şuradan bir kurtulalım arkadaşlar. Yoksa işimiz sıkıntı. Kimliğin açığa mı çıktı diyor. Nasıl oluyor be? O neydi? Bir şey düştü oradan. Sanırsam diyor. Şuradan bir an önce kurtulalım ya. Bu açıdan iyi olmuyor arkadaşlar. En güzel sürmesi şu şekilde. Sağa doğru dönüyor. Haritayı da bu arada takip etmek gerekiyor. Of of of. Buradayım, sürmeye devam edin diyor. Ne yapacağız şimdi buradan? Bunlar buradan devam ediyor. Bizim... Çekil, çekilin lan, çekilin lan. Size bir şey yapmak istemiyorum. Siz geliyorsunuz benim üstüme. Bunlar bitmek bilmiyor. Geliyorlar. Karşıya mı geçmem lazım? I should have paid for a better gunman. What happened to his part of the score? I managed to pick it up. All right then, good work. Ne yapacağız şimdi? Bunların yanına mı gideceğim ben? Olmadı ki bu şimdi. Unutmuşuz ya. F, hadi atla diyor. Biraz zaman Lester Depo'nun köşesinde bekliyor. Ekip yetenekleri arttı. Karim Dance hepsini gösteriyor. Şimdi garaja git diyor. Garaja gideceğim. Sakin sakin. Polisler peşimizde değil değil mi? Ekip her hızlık. Orada bir şey yazıyordu. Bu görevi de böyle güzel bir şekilde tamamladık. Garajdan bekliyordur bakayım. Eşimi yerden kazacaklar sandım. Ya bu çetenin olduğu yer değil mi? We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man.
Bura bana çok tanıdık geldi ya. CJ'in mekanı değil mi? San Andreas'taki orada değil mi? Vay be, oyun yıllar önce oynamıştım. Geldik, aha. İşte geldiniz, hadi diyor. Tamam. Görevi başarıyla tamamladık sanırım. Pekala millet. Dağılmamız gerekiyor, bizi arıyorlar muhtemelen. Hesabına gidip. Çok çılgıncaydı adamım. Şimdi ne olacak? Buradan ayrılacağız. Ortalıkta fazla gözükmeyeceğiz. Hey, işi iyi iş çıkardın evlat. Sana ne demiştim Lester ha? Pekala, şimdi herkes ayrılsın. Hey Franklin. Dinle Lester'la temizlememiz gereken sen de eve istiyorum. Kutlama yapacağız, tamam mı? Tamam. Nasıl ama? Of be kanka, aksiyona geri döndük. Vay be, büyük para kaldırdık, büyük vurgun yaptık. Güzeldi, çayımdan da bir yudum alayım. Bu görevin şerefine. Mücevher mağazası soygunu bu. Soygun başarılı. Devam diyoruz. Ve görevi başarıyla bitirdik. Şimdi ne yapıyor? Şimdi param olmaz mı değil, hala anlamadım oldu benim. Neredeyim şimdi değil. Where are you? Are you in a strip club? Yolu kesme. Kolay yolu seçme diyor. Tanışsa gitmem gerek. Tamam mı? Değişeceğim. Söz veriyorum. Beni tanımayacaksın bile diyor. Yeni kişi Lester. Daha. Buradan çıkalım ya. Bizim benim mekanımda buluşalım. Lester payları hesapladığı zamanı hesaba yatıracak diyor. Bir çıkın ya. Şimdi. Kim o? Şimdi şuradan bir çıkalım. Şuradan şöyle bir çıkalım. Buradan bir kurtulalım. Böyle mekanlardan. Sıkıntılı mekanlar. Mekanlar ne? Vanilla Unicorn. Open. Açık diyor. Şuradan bir çıkak. Ciddi böyle düzgünce. Araba sürerce. Gerçek hayatta nasıl sürüyorsak onun gibi süreceğim böyle. Güzelce M var, şey var. Şimdi buradan şöyle bir gidelim. Şöyle bir. İlerleyelim şöyle. Güzel bir sürüş yapalım. Sıkıntı. Evet arkadaşlar. Görevi burada bitireceğim. Bir sonraki bölümde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey hayatta istediğiniz gibi gidiyordur. Yani hayatta hep böyle ulaşmamız gereken bir şeyler var. Hayallerimiz var, umutlarımız var, düşüncelerimiz var, geleceğe dair planlarımız, programlarımız var. Umarım hepsi de böyle oyundaki gibi görevlerimizi, hayattaki görevlerimizi de başarıyla tamamlarız da hayallerimize, istediklerimize bir an önce kavuşuruz. Ben Özgür Demir, GTA 5'i oynadık ve bir sonraki bölümde de oynamaya devam edeceğiz. Bu arada kanalıma abone olduğunuz için, bu videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Birçok mesaj geliyor hepinizden. İşte yani YouTube üzerinden de geliyor, Instagram'dan da, Facebook'tan da, oradan da takip ediyorsunuz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşça kalın.